İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık ve kuruluşları hakkında sunum yaptı. Komisyonda muhalefet milletvekilleri ve iktidar partisi milletvekilleri arasında zaman zaman sert tartışmalar da yaşandı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'yla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2023 bütçeleri üzerinde sunum yaptı. Terörle mücadele konusunda başarılı olduklarını savundu. Evet, belki birileri PKK'ya olan sahipleri yüzünden düşünüyor ama bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Soylu'nun gündeminde İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı da vardı. Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle 100 yıl seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekmelerimiz. Soylu, uyuşturucuyla mücadelede en parlak dönemin yaşandığını savundu. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gemileri operasyonlarında bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Mücadelemizin genel hedefi açısından 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon olayla 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. 23.419 narkotik şüphelisi tutuklanmıştır. Uyuşturucu suçlarından hapishanelerde 2016'da 36 bin tutuklu var. Bugün sayıyı söylüyorum. 119.134. Siz uyuşturucuyla mücadelede sınıfta kalmış bir bakansınız, bakanlıksınız. Bunu bizzat sizin kendi hazırlamış olduğunuz 2021 yılı Türkiye'de Uyuşturucu ve Çocuk adlı raporunuz söylüyor. Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na sürekli laf yetiştireceğinize ve bu konuda politika öğretiliyorum. Soylu CHP'li belediyeleri hedef aldı. CHP'li 4 belediyenin terörle ilişkisi olduğunu iddia etti, haftaya açıklayacağım dedi. Komisyonda muhalefet partisi üyelerinden de tepkiler ard arda geldi. Teröristlere ayakkabı numarasına kadar biliyormuş, uyuşturucuya geçit vermiyormuş, HDP'liler bölücü, CHP'liler FETÖ'cüymüş. Tip milletvekili Ahmet Şık'la Soylu arasında gerginlik yaşandı. Şık, Bakan Soylu'ya sen hapiste çürüyeceksin diye seslendi. Mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için senin reisin, senden değil de neden validen bilgi alıyor? Amerika'ya laf çakıyorsun, senin reisin gidiyor orada el sıkışıyor. Aranızdaki çelişki mi derinleşti? AKP'li milletvekilleri Ahmet Şık'a doğru yürüdü. Şık, gücünüzü kalabalık olmaktan alın dedi. CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin ise Soylu'ya kaynağı belli olmayan paralar ülkeye giriyor diyerek mesaj verdi. İhracat değil, kredi değil, kaynağı sahibi belirsiz para ülkemizde cirit atıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre bu tutar 14 yılda 63,5 milyar dolar.